Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve yeni bir kulaklık incelemesiyle karşınızdayım. Focal Batis. Focal'in kablosuz aktif gürültü engellemeli ilk kulaklığı. Gerçek deriden imal edilmiş yastıkları kafa bandı. Elle üretilmiş sürücüleri. Gerçekten çok farklı bir ürün. Fiyatı anlamında da sundukları anlamında da Laf uzatmadan incelemeye geçelim. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ses ürünlerine pek ilgi duymamış olsanız bile belki araba ses sistemlerinden kulak karşına alınız olabilir. 1979 yılında kurulan Fransa menşeli Hi-Fi sınıf hoparlörler, kulaklıklar, sürücüler üreten dünyanın en pahalı kulet tipi hoparlörü Grandi Utopia, EM Evo'yu tarihe yazan marka. Batiz ise Focal'in ilk kablosuz ENC ve Hi-Fi kulaklığı olma özelliği taşıyor. Kutuda gösterişten uzak kalmayı seçmişler ama Mesela kapağındaki mıknatıs böyle bir kutuda gördüğüm en güçlü mıknatıs. Taşıma çantası hayli kaliteli ve sağlam. Esneme payı oldukça az. Daha önce görmediğim nitelikte bir çanta değil ama kesinlikle üst segment. Lakin 3.5 mm jack ve USB-C kablosu bu fiyatta bir üründen beklediğim kalitede değil. Kötü demiyorum ama bu segmentte örgülü kablolar görmeyi beklerdim. Artık oyuncu kulaklıklarında bile örgülü kablo görmeye alıştığımız bir şey. Belki de birçoğumuzun görmeye alışık olmadığı, benim de ilk defa karşılaş açtığım bir detay bu kulaklığın içerisindeki sürücülerde saklı. Sevgili arkadaşlar, sürücüler el yapımı bir insanın, bir canlının imzası var üzerinde. Tabii ki her şey eli fabrikada üretilmiş bir kulaklıkla el yapımı bir sürücüye sahip kulaklığın hani kıstaslar arasında yine ses performansı var, yine kullanım süresi var, yine mikrofon performansı var. Yine aktif gürültü engelleme performansı var. Yani bir kulaklıkta aradığımız şeyleri arayıp buna göre kıyaslamalarını yapıyoruz değil mi? Ama yani işin içerisinde insan zanaati olunca benim için birazcık daha kimlik sahibi oluyor. Tabii ki bu konudaki Görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tasarım ve malzeme kalitesi. Birçoğumuz suni deriyi kabullendik, kullandık, dökülüp gittiğinde de suni deri sonuçta deyip işin içinden çıktık. Batiz ise alüminyum, magnezyum ve evet gerçek deri malzemeden imal edilmiş. Ağırlık ve kalite dengesi fokalin bu kulaklığı seyahat sınıfında konumlandırmasından anlaşılacağı üzere hesap edilmiş. Ama elinize alıp deneyimlediğinizde adeta dile gelip, taviz verilmemiş bir kafa üstü kulaklık olduğunu anlatıyor. Kafa bandının üstü deri altı süet benzeri bir malzemeden. Yastık pek dolgulu de değil. Kafa bandı ayarı kademeli ama rehber çizgisi yok. Genel toplama bakınca bir takım tasarım endişeleri göz önüne alınmış diye düşünüyorum. Yine de çok belli olmayacak çizgiler görebilirdik bence. Fokal yazılı alüminyum eklem, hazneyi tutan magnezyum kollar tutunca buz gibiler verdikleri doluluk hissi çok iyi. Bant ayarının üstü, birleşti eklemin üstü metal kaplı, haznenin üstü üstündeki yuvarlaklarla bezenmiş parça plastik. Göbeğindeki elmas kesim kenarlı çember, ortasındaki aydınlatmalı fokal logosu, genel toplamda benim gördüğüm en şık bluetooth kulaklık Nokta. Alüminyum magnezyum yazısıyla vurgusu şart mıydı peki? Bence değildi. Tasarım göreceli bir konu sonuçta. Toplamda 350 gramlık bir kulaklık kendisi. 249 gramlık Sony wh 1000 x 5 ile kıyasladığımızda evet önemli bir fark var ve evet kulaklığın ağırlık dengesi biraz daha kafa bandında kalabiliyor. Ayrıca kafada sallayınca biraz dans ediyor. Hafif kulaklıklarda bu hareket kıyasla daha az olur. Lakin batizin üzerinde alüminyum ve magnezyumdan parçalar içerisinde ise özel bir dak ve XM5'in aksine 4 tane daha mikrofon olduğunu unutmamak gerekiyor. Konfor anlamındaki özeti şu aslında sevgili arkadaşlar. Gerçek deriden imal edilmiş bu yastıkları özellikle vurguluyorum. Çünkü suni deri ile gerçek derinin tere karşı dayanıklılığı, uzun ömürlülüğü anlamında dağlar kadar fark var. Şimdi bunları şu ikili kol sistemi arkadaşlar güzel bir gelimle beraber kafanıza tutturuyor. Ve pasif gürültü engellemeyi hemen hissediyorsunuz. Bunun da önemi şudur. Aktif gürültü engelleme tarafında ne yaparsanız yapın pasif gürültü engelleme tarafını yani temeli doğru bir şekilde sağlayamazsanız temel güçlü değilse işe yaramıyor sevgili arkadaşlar. Ucu, ucu kesik yapıda TBS kulaklıklarda aktif gürültü engellemenin denendiğini gördü bu gözler ve kulaklar e, ne kadar başarısız olduklarını dinledi. O yüzden önce sevgili arkadaşlar pasif gürültü engelleme kulağınızı aşağıdan yukarıdan çok güzel bir şekilde sarıyor ve bunun üzerine biraz müzik açtığınızda siz artık ortamda değilsiniz. Gayet güzel. Ama nedir? Suni deri de olsa, gerçek deri de olsa hava akışını kestiği için bu yatımı sağlamak için bunu yapmanız gerekiyor. Terletebilir demeyeceğim. Direkt terletiyor. Yani özellikle yaz aylarında direkt terlemenize sebep olacaktır. Kafa bandına geldiğimizde ise arkadaşlar eğer saçınız biraz serekse ee, kafanızda çok konforlu olmayabilir tüm gün kullanabileceğiniz bir kulaklık haline gelmeyebilir. Sol hazinenin üzerinde 3.5 mm'lik jack, tip C portu, müziği durdurup devam ettirmek için tek bir buton, buna erişmesi daha kolay geliyor, kapalı dak, açık anahtarı, ses ayarları ve çok görevli tuş var. Yerleri bir diğer rakibinde olduğu gibi nizami. Yalnız böyle bir kulaklıkta hareket sensörü olmaması, yani çıkarınca dursun takınca müziğe devam etsin özelliğinin olmaması, Beklemediğim bir eksi. Sağ haznenin üzerinde ANC'yi açıp kapayabileceğiniz veyahut ambiyans moduna geçebileceğiniz tek bir buton var. Aynı zamanda bir Sony WH-1000XM4 sahibi olarak maalesef XM5'im yok. Batiz'in uğultu seslerini biraz daha iyi bastırdığını düşünüyorum. Lakin aradaki fark... Fiyat farkı kadar değil kesinlikle. ANC doğal sesine bir zarar vermiyor. Sadece iki kademeli yazılım arayüzü pek detaylı değil. Özetle uçak uğultusunu kesmek için ortamdaki gürültüyü kesip üzerine çok az müzik açtığınızda ortamdan soyutlanmak için fokal batiz yine bayağı iyi bir seçenek. Ambiyans modunda dışarı içeri ses dengesi çok iyi. Üzerine katıp sesin şiddetini arttırmıyor ve sürücülerin sahne performansından dolayı şu ana kadar dinlediklerime kıyasla çok daha doğal hissettiriyor. Kulaklığı 3 farklı yolla bağlayabiliyorsunuz. Numara 1, jack. Analog bir kulaklık gibi kullanıp istediğiniz ürüne bağlayabilirsiniz. Numara 2, Bluetooth 5.1 üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Multipoint destekli, hem iPhone'um hem iPad'im bağlı, ikisi arasında kaynaktan veri gelince yaklaşık 3-4 saniye içerisinde geçiş yapıyor. Qualcomm yongalı Bluetooth 5.0 ve üstü bir Android telefonda, tablette, herhangi bir cihazda ekstra ayar yapmadan aptX Adaptive'den faydalanabiliyorsunuz. Eldekiyle kafa kafaya bir kodek. Mesela ben MacBook Chrome'da bir geliştirici eklentisiyle AIC yerine aptX'i devreye aldım çözünürlüğe etkisi kesinlikle var. Numara 3, tipçe üzerinden bağlıyorsunuz ve kendi üzerindeki daki yani dijitalden analoğa dönüştüren yonga sayesinde 24 bit 192 kHz çözünürlüğe ulaşmış oluyorsunuz. Teknik özellikler. Haznelerin içerisinde 40 mm'lik 15 Hz 22 kHz frekans aralığına sahip sürücüler var. M şekilli patentli diyafram için lineer frekans tepkisi, düşük distorsiyon ve daha iyi ses dağılımı sağladığı konusunda vurgu yapılmış. Özellikle son maddeye kesinlikle katılıyorum. Kağıt üstü verilerde bluetooth ile 30 saat, jack ile bağlarsanız 35 saat ve USB DAC ile 42 saat kullanım süresinden bahsedilmiş. Evet eski kablosuz oyuncu kulaklıklarında olduğu gibi hem şarj olsun hem kullanayım diyemiyorsunuz. Ses performansını değerlendirmeyi maksimum sesle başlayalım istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki o gün işiniz sizi fiziksel veyahut mental anlamda çok ama çok yordu. Hani tamam ben evden çalışıyorum belki ama günde 4 saat uyuyup geri kalanını tamamıyla çalıştığım zamanlarda olabiliyor. Böyle zamanlarda ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yorulduğumda Ortam ışıklarını kapatıyorum, kulaklığı kulağıma takıyorum ve dinlediğim müziğin dünyasına gitmek istiyorum. Beni bulunduğum ortamdan soyutlayacak maksimum sese kesinlikle sahip. Ha, ama şöyle kulaklıklarım da var. Maksimum seste 5 dakika dinlesiniz. Kulaklarınızı çınlatacak. Aslında zarar verdiği için çınlatacak kulaklıklarım da var. Onlar gibi değil. Ama Dinlediğiniz müzikle baş başa kalacağınız kadar maksimum sese sahipler. Baslara gelince rap, trap ve punk dinliyorsanız, ciğerli bas duymak istiyorsanız aradığınız kulaklık bu değil. Dinlediğiniz parçanın, şarkının özüne sadık baslar duyarsınız. Derinliği de duyarsınız tatlı bir vuruculuk da var. 30 Hz'den 250 kHz'e kadar çok başarılı bir ayrım var. Uygun bir örnek olmayabilir ama baterist bas davulla stres mi atmaya çalışıyor yoksa müziğe heyecan mı katıyor bunu hissettirebilecek kadar bir ayrımdan bahsediyorum. Kafanızda daha iyi canlandırmanız açısından bir örnek daha vereyim. Bagaja atılan subwoofer mesela bazı kulaklıklar böylesi vurucu belki biraz kirli bas sesleri simüle eder. Batiz bunu yapan bir kulaklık değil. Ama bu konuda mesela AirPods Max'ten daha iyi mi? Kesinlikle daha iyi. Orta frekanslara geldiğimizde burada Equalizer ayarı yapma ihtiyacı duydum ki yaptığınız ayara da cevap veriyor zaten. Hazır bir Equalizer ayarı kullanıp kolaya kaçabilirsiniz. Veyahut Focal'in uygulamasından band sayısı az da olsa kendi Equalizer ayarınızı yapabilirsiniz. Burada yaptığım ayarlar benim ihtiyacımı kısmen gördü. Vokallerde beni etkileyen ilk şey özellikle kayıpsız kaynaklardan dinleme yaparken oktav ayrımını keyifle yapabilmek oldu kaliteli bir akış hizmetinden faydalanırsanız, master'ı güzel yapılmış parçalar bulursanız, biraz da equalizer ayarıyla şarkıcının birebir size seslendiğini hissedecek kadar keyifli olabiliyor. Bir folk metal dinleyicisi olarak etkileyici vokaller beni kesinlikle yakalıyor. Mesela Elvaki grubunun albümlerinde Batiz ile inanılmaz bir keyif aldım. Benzeri bir hissi toplam 2-3 kulaklık haricinde hayatım boyunca hiç yakalayamadım diyebileceğim kadar iyi. Dinleyen için de vokali ayrı bir kanalda, enstrümanlar ayrı bir kanaldaymış gibi ses ayrımı çok ama çok başarılı. Experimental Sounds Posthumous. Filmlerde duyabileceğiniz, izleyiciyi sahneyle bağdaştıran, tek başına dinlediğinizde dahi sizi o mekana götüren soundtrack'ler üretiyorlar. İyi bir kulaklıkla tüyleri diken diken ederler. Sizi o mekanda olduğunu hissiyle sararlar. Batiz işte bunu yapabiliyor. Açık diyaframlı bir kulaklık kadar değil tabii ki arkadaşlar ama şunu unutmamak lazım. Açık diyaframlı bir kulaklığı dışarıda kullanamazsınız. Siz ne dinlerseniz dışarısı da aynı şekilde onu dinler çünkü arkası kapalı değildir, yalıtım yoktur. Ama kapalı diyaframlı bir diğer kulaklığa göre hayli başarılı bir sahne performansıyla karşılaşıyorsunuz. Tizler yorucu tizler değiller. Kulağınızı kesinlikle tırmalamıyorlar. Aksine kristal berraklığında olduklarını söyleyebilirim ve çözünürlüğe geldiğimizde Kablosuz bir kulaklığa göre Mükemmel. Yine Elvaiti grubunun From Darkness parçasında 2. dakika 10. saniyeden itibaren distorsiyonlu elektro gitar sesinin keyfine varırken bir yandan da yavaş yavaş sese dahil olan keman solosu ses şiddetleri eşitlendiğinde dahi birbirlerini ezmeden öyle belirgin duyuluyorlar ki etkilenmemek elde değil. Tekrarlıyorum iyi bir kaynaktan dinleme yapıyorsanız tertemiz tabiri caizse çapaksız yüksek çözünürlüklü bir ses duyuyorsunuz hi-fi sınıfının kesinlikle hakkını veriyor benim bir bluetooth kulaklıkta duyduğum en temiz ses. Benim özellikle yaptığım kullanımı göstereyim sizlere arkadaşlar. Tip-C kablosuyla beraber ben iPad Pro'ma bağlıyorum ve Apple Müzik üzerinden kayıpsız parçalar dinliyorum. Eskiden Tidal vardı ülkemizden çekilene kadar tabii ki. Orada MQA kalitesinden bahsediliyordu. Çok tartışıldı. Aslında MQA o kadar kaliteli bir şey değil falan. Kanıtlandı da ama ben Tidal'ı kullanmayı seviyordum da şimdi VPN vesaire falan hiç uğraşmak istemiyorum. Apple Music ülkemizde doğru düzgün çalışıyorken ve yüksek çözünürlüklü kaynak olma özelliği taşıyorken. Şimdi, diyordum ya hani ben böyle karanlık ortama geçip kulaklıklarımı takıp o dünyadan soyutlanmak istiyorum. Aynen yaptığım kullanım bu. Folk metal parça listem iPad Pro kulaklığım kablolu bir şekilde kullanıyorum. Ha kablosuz kullanırken çok mu fark oluşuyor? Yok, aslında oluşmuyor. Toplu taşımada bile böyle bir sahne performansını elde edebilmek kapalı diyaframlı bir kulaklıkta çok çok hoş bir deneyim. Tabii ki tekrarlıyorum, açık diyaframlı bir kulaklık gibi değil ama onu da dışarıda kullanamıyorsunuz. Yalıtım yok çünkü herhangi bir şekilde. Bakın, sizin için yalıtımdan bahsetmiyorum. Herkesi dinlediğinizi dinliyor diye. O yüzden kablosuz da çok çok keyifli. Kablolu bağlayınca hani bana şu his geçiyor. <laughs> Bu kulaklığın bir arasını verdim. Bütün performansından faydalanacağım. Bir de hazır böyle sabit ortamlarda bulunuyorum. Madem öyle işte iPad'ime takayım, MacBook'uma takayım, Windows üstüme takayım, Windows masa üstüme takayım. Bu şekilde ki beklentiyle beraber kablolu kullanmayı yeğliyorum arkadaşlar. Evet yani birçok şekilde kullanabilirsiniz. Kablosuz kullandığınızda da arada devasa fark oluşmuyor ama böyle sabit bir ortamda kullanacaksanız Kablolu olarak kullanmak tabii ki bu kulaklığın bir tık daha kilidini açmış oluyor. Bluetooth ile 30 saat kullanım süresi iddia edilmiş ve sadece iddia ile kalmamış. Neden? Ses ayarı yüzde olacak şekilde Bluetooth üzerinden yaptığım 3 defa tekrarladığım testlerde kullanım süresi 30 saatin üzerinde. Testlerin birinde 32 saate kadar ulaştı. Şu ana kadar yaptığım testlerin çoğunda üretici 30 yazar, realde 20 saat çıkar. Şaşırmazdım ama fokal nadir karşılaştığım şekilde dürüst hatta mütevazı davranmış bile diyebilirim. Bu arada hızlı şarj destekli 15 dakika şarjla 5 saat kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Kablo ile kullanımdaki şarj isteme durumunu hemen hemen telafi etmiş oluyor. Şu anda sesimi fokal Batiz'in üzerindeki mikrofonlar ile dinliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kapalı bir ortamdayım. Etrafımda ekstra gürültü üreten herhangi bir şey yok. Böyle sessiz bir ortamda karşı tarafa gidecek sesin kalitesi budur. Ama diyelim ki Gürültülü bir ortam simüle ettiğimizde, bir restoran sesini simüle ettiğimizde sesim size ne kadar anlaşılır bir şekilde ulaşıyor bunu da canlı bir şekilde duyun istedim. İncelemenin sonuna geldiğimizde Focal Batiz bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 21.000 TL civarı bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Tabii ki güncel fiyatına videoyu izledikten sonra mutlaka kendiniz bakın kurdan dolayı sürekli fark edebiliyor. Bu kadar uç noktaları oynanmış bir kulaklıkta tabii ki hani uygun fiyat beklentisi diye bir şey söz konusu olmuyor arkadaşlar. Şey gibi düşünün. Şimdi Ferrari'ye çıkıp şey diyor musunuz? Abi işte bilmem kaç beygir araba. İşte sayılı üretiliyor zaten. Hatta bazı serilerini elinde bir, bir bilmem kaç tane Ferrari olmayan adama satmıyorlar bile. Paranla bile alamıyorsun. Ama birisi de çıkıp şey demez herhalde. Abi niye Ferrari o kadar pahalı? Abi niye Lamborghini o kadar pahalı? İşte o zaman niye Koenigsegg o kadar pahalı abi? Demiyorsun çünkü onun segmenti o değil mi? Fokal için de aslında aynı şey söz konusu. Segmentinde sunduklarına bakıyorsunuz bir defa gerçekleri malzeme. Ben en son hangi kulaklık gerçekleri malzeme gördüm? Hatırlamıyorum. Segmentinde sıradışı bir şey değil ama bakın segmentinde sıradışı sıra bir şey değil. Sonrasında üzerindeki magnezyum eklemlere parçalara bakıyorsun. Bu da farklı bir noktada. İçerisindeki sürücülere geliyorsun. El üretimi sevgili arkadaşlar. Tekrar diyorum belki işi romantize etmeye gerek yok. Ha fabrika üretimi olmuş ha el üretimi olmuş ama buradaki işçilik ve ürünün kendi kimliği ile alakalı konularda ciddi bir düşünceye sevk ediyor sizi ve her şeyi geçiyorsunuz. Kulaklıkları taktıktan sonraki performansına bakıyorsunuz. Bir bas kulaklığı değil mesela. Hani çok net bir şekilde onu tekrar söyleyeyim size. Böyle sabufır bası kulaklığı değil. Ama işte folk rock metal dinleyen, jazz parçalar dinleyen, klasik bir şeyler dinliyorsanız, böyle solo enstrüman parçaları dinliyorsanız, e, orta sesleri, vokalleri ruhunuza sesleniyor. Ve çözünürlüğü bir kablosuz kulaklıkta, bakın kablosuz bluetooth kulaklıklar, kabloları geçiyoruz. Onlar başka bir alan. Onların da alanı başka, onların da değerlendirmesi başka yapılır. Ama kablosuz bluetooth bir kulaklıkta benim aldığım en temiz ses. Yani... Bir bir huşu oluşuyor içinizde. Ufak bir ekolajları ayarı yaptıktan sonra tabii ki. Şimdi kimseyi kredi borcuna sokmak istemiyorum ama eğer dinlediğiniz müzikler uyum gösteriyorsa, kablosuz böyle bir şeye ihtiyacınız varsa herhalde benim bir şey söylememe gerek kalmadı sevgili arkadaşlar. Mesaj geçmiştir diye umuyorum. Videoyu beğendiniz mi? Beğen butonuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa Instagram hesabım üzerinden bana erişin, istediğinizi sorun. Ben vaktim olduğunca bütün sorulara cevap veriyor olacağım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.